Son seansa karşınızdayız. Son seansta iki bölüm yapacağız. Birinci bölümde emlak ve gayrimenkul sektörüne bakacağız. Çünkü emlak ve gayrimenkul piyasasında fiyatlar hızla yukarı doğru gidiyor. Yabancıların konut alımının bunda etken olduğu söyleniyor ama genel olarak inşaat maliyetlerinde ortaya çıkan durumun eseri olduğu da biliniyor. Ancak gayrimenkulde artan bu fiyatlar acaba arsa fiyatlarında neden artıyor derseniz işte ona bakış açısı getireceğiz. Birinci bölümde Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin bizimle birlikte olacak. Emre Erşahin de tescilli tapular, ekspertize edilmiş tapular üzerinden alıcıyla satıcıyı bir araya getiren bir portal. Bu portal üzerinden yapılan satışları ve konut piyasasını etüt etmeye çalışacağız. İkinci bölümde Menava Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert'le konuşacağız. Erdinç Mert'le de son dönemlerde özellikle KOBİ'lere yönelik olarak atılan adımlarda bir gevşeme, yavaşlama var. KOBİ'lerin artık daha fazla ilgiye ihtiyaç duydukları bir dönem var. Çünkü pandemiyi güçlükle atlattılar ve yeni dönemde de pandeminin etkilerini, yaralarını sarabilmek için bazı teşvik tedbirlerine ihtiyaç var. Acaba pandemi sonrasında KOBİ'lerde durum nedir diye bakacağız. Evet, biraz önce ana haberde konut sektörüyle ilgili verileri paylaştık. Nisan ayı itibariyle Türkiye'de 133 bin konut satıldı. Bu arada yabancıya konut satışında oran %4.8'e kadar çıktı. Yabancıya konut satışı rekor sayılabilecek bir seviyeye gelmiş durumda. Tabii toplamın içinde %4.8'lik pay aslında küçük sayılabilir. Ancak bazı bölgelerde yabancıların konut sektörüne, gayrimenkul sektörüne çok fazla ilgi gösterdikleri ortaya çıkıyor. Örneğin Nisan ayında Antalya'da satılan her 4 konuttan biri yabancılar tarafından satın alındı. Yabancıların konut satın alma sıralamasında da Ruslar birinci, İranlar ikinci, Iraklar üçüncü sırayı işgal ediyorlar. Bugün hem konut ve gayrimenkul sektöründe ortaya çıkan fiyatlandırmaları konuşacağız. Çünkü kiralık ev bulmak İstanbul'da neredeyse imkansız hale geldi. Evlerin fiyatları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üçlü paketten sonra hızla yukarı doğru gitmeye başladı. Buna ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir tespiti var. Buna ilişkin bazı soruşturmalar yapılacağı biliniyor. 65 bin kişinin iradi olarak fiyat artırdığı tespit edilmiş durumda. Bu bir fırsatçılık aslında. Bunun önüne nasıl geçecek bilmiyoruz ama Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuya ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Şimdi bugün Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin'le konuşacağız. Tapu.com ne iş yapıyor, nasıl çalışıyor, nasıl bir mekanizma kullanıyor diye soracağız. Emre Bey'e hoş geldin diyoruz. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Davetiniz için çok teşekkürler. Evet, herkese iyi görünüyorsunuz. Peki, şimdi bize tabii ilk kez bizi duyanlar bakımından, sizinle ilk kez ekranda tanışanlar bakımından Tapu.com'la ilgili bir anlatım yapmanızı rica ediyorum. Tapu.com nasıl bir organizasyon? Sizin Tapu.com'daki etkinliğiniz, daha doğrusu işe başladığınız dönemden bu yana, faaliyete geçirdiğiniz dönemden bu yana nasıl gelişmeler oldu? Ne hızla büyüyorsunuz, neler yapıyorsunuz ve bir yenilik sunma adına bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz diye. Vaktimiz bol, yaklaşık yarım saat konuşabilecek durumdayız. O bakımdan böyle örnekler üzerinden konuşarak gidebiliriz. Önce bir Tapu.com'la ilgili genel durum izahatını rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben ülkemizde uzun yıllardır internet ve gayrimenkulün kesişim kümesinde aslında çeşitli şirketlerde görev aldım. Daha evvel çalışmış olduğum ilancılık alanında aslında bu iş modelinin
alıcıyı korumak adına yeterli olmadığını gördüm. Alıcıyı korumaktan kastım da alıcı için yeterli güven ortamını sağlamaktan kastediyorum. Bu güven ortamı nasıl bozuluyor ya da nasıl oluşması engelleniyor diye düşünürseniz, aslında ülkemizde alıcının güvenini sağlamak için iki tane çözülmesi gereken konu var. Bunlardan birincisi eksik bilgiler, gayrimenkul hakkındaki eksik bilgi. Yani işte yapım yılı, iskanı var mı, krediye uygun mu, net metrekaresi nedir, yaşam alanı nedir vesaire. Bir diğer konu ise şişkin fiyatlar. Şişkin fiyatlar bugünlerde çok daha fazla gündemde. Onun detaylarına siz biraz evvel girişte bu fırsatçılığı nasıl engelleriz dediniz. O konuda bazı önerilerimiz, çözümlerimiz var. Ona da daha detaylı geleceğiz ama Tapu.com'u anlatırken esasen Tapu.com'un kuruluş amacı diğer iş modellerinin çözemediği eksik bilgi ve şişkin fiyat problemini çözmek aslında baktığınızda. Tapu.com eksik bilgiyi nasıl çözüyor dediğinizde, aynen bugün bankaların kullanmakta olduğu SPK lisanslı uzmanların, SPK lisanslı şirketlerin imzalayarak aslında yayınladığı, benim yasal diye tabir ettiğim, çünkü bankanın yasa gereği kale aldığı ciddiyette olan bu ekspertiz raporlarını aslında biz kale alıyoruz. Ne demek istiyorum? Ülkemizde kanunen baktığınızda gayrimenkul hakkında tutunulabilecek en sağlam dal, yani en sağlam tutarlı bilgi ekspertiz raporlarında yer alıyor. Bu ekspertiz raporları baktığınızda sadece tapu kayıtlarını değil, konutsa belediye kayıtlarını da veya keza imarlarsa ise belediye kayıtlarını da sizin karşınıza getiriyor. Bu şu açıdan çok önemli. Çünkü özellikle internette ilancılık serüveninde siz internetten bir ilanda bir konut beğenebilirsiniz. Fiyatta anlaşabilirsiniz. Tapu dairesine gidip bu konutu alabilirsiniz. Evet. Fakat bu konutun aslında kaçak bir kat olduğunu bu senaryoda öğrenemezsiniz ya da kaçırırsınız. Çünkü bunun aslında 3 katlı bir binanın 5. katı olduğu gerçeği belediye dosyasında yazar baktığınızda. Dolayısıyla ekspertiz raporu aslında alıcıyı eksik bilgiyi tamamlamak adına ülkemizde tutunulabilecek en sağlam dal olması açısından çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Evet. Bilgi şeffaflığı sağlıyor. Ve bu bilgi şeffaflığı sayesinde alıcı tarafında güvenin ilk önemli bacağını oluşturmuş oluyor. Bizim burada ekspertiz raporundan kastımız, biz ekspertiz raporu yoksa SPK lisanslı kişiler tarafından bu ekspertiz raporlarını oluşturuyoruz. Varsa da zaten onları belli bir tarih aralığındaki tazeliğine göre kullanıyoruz. Buradaki bizim meslek sırrımız şu. Bizim değerleme raporunu ya da ekspertiz raporunu görmemiz yetmiyor. Tapu.com üzerindeki bizim gayrimenkul sunuşlarımızda gayrimenkulün ekspertiz raporunda yazan her türlü detayını biz insanlara sormadan söylüyoruz. Bunun internet üzerinden gayrimenkul bilgisiyle güven sağlamak noktasında aslında çok basit bir ilişki temeline dayanıyor bu. Nedir bu? Siz eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan herhangi bir konuyu sorunca öğrenmenizle siz sormadan şeffaflıkla öğrenmeniz arasında binlerce kat güven farkı var. Tabii. Baktığınız. Bizim için aslında işin sihirli tarafı baktığınızda ekspertiz raporunu bizim görmemiz değil ama esasen buradaki her türlü kusur dahil veya alım kararını etkileyecek kıymet takdirini etkileyecek her türlü gerçekliği aslında bizim ön tarafta pazarlama aşamasında insanlara sunuyor olmamız aslında bu bilgi şeffaflığını sağlayan en önemli bacak. İkinci konu şişkin fiyatlar konusu. Bunu bir finans kanalında seyircilerimize çok detaylı anlatmanın gereği yok ama örnekleri şöyle sunayım. Bugün bir kişinin çıkıp doların bence bu kadar lira olması lazım demesi aslında çok anlamsız. Çünkü tabii. Zaten finans kanalında her saniye dolar kuru yayınlanıyor baktığınızda. Evet.
Bunun da sebebi çünkü serbest piyasada o sırada geçen işlemlerin en yükseğine biz aslında o kur diyoruz. Bu arada bunun Fransızcası, Japoncası yok. Dünyanın her tarafında petrol olsun, hisse olsun, hisse senedi olsun, dolar kuru olsun zaten böyle belirleniyor. Şimdi birisinin çıkıp bence dolar bu kadar olmalı diyemediği gibi aslında bizim de iddiamız birisinin çıkıp bence benim konutum 3,5 milyon lira olmalı diyememesi gerektiği. Çünkü dünyada baktığınız zaman serbest piyasanın oluşması için alıcı adaylarının yeterli bilgiye sahip olduktan sonra rekabetçi teklif ortamında bir fiyat belirlemesi gerekiyor. Bu bütün dünya piyasalarında böyle zaten. Bizim de esasında şişkin fiyatı çözümlememizin noktası burada. Ne demek istiyorum? Bütün dünyadaki şişkin fiyatların aslında bir tane çözümü var. O da veren var mı diye ortaya çıkartmak. Veren varsa kaç para veriyor? Yani bir rekabetçi teklif ortaya çıkartmak aslında fiyat belirlemek noktasında işin başlangıç noktası. Biz gayrimenkul piyasasında özellikle ilancılık iş modelinin çözemediği bu bence benim konutum 3,5 milyon problemini aslında açık ihale ortamında veren var mı bunu ortaya çıkartmak ve bunun kaç para verdiğini ortaya çıkartmak noktasında aslında açık ihale ortamını teknolojik bir çözümle herkesin önüne şeffaflıkla getirmekle aslında şişkin fiyat problemini çözüyoruz. Çünkü birisi eğer gelip 2 milyon 800 bin lira veriyorsa aslında orada tartışma bitiyor. Birisinin gözünde 2 milyon 800 bin lira bu daire. Ha bir başka kişi gelip 2 milyon 850 bin lira veriyorsa o zaman onu tapuya götüreceğiz. Tabii. Ama vermiyorsa o zaman en azından tartışma bitiyor. Çünkü bu başkasının gözünde 2 milyon 800 ve biz onu tapuya götüreceğiz baktığınızda. Şimdi sizin de girişte bahsetmiş olduğunuz Hazine ve Maliye Bakanımızın da bahsetmiş olduğu bu fırsatçılık konusunun da aslında çözümünün biz açık ihale ortamı olduğunu iddia ediyoruz. Ne demek istiyorum? Zaten gayrimenkul fiyatları Merkez Bankası verilerine istinaden baktığımızda %90'ın üzerinde yıllık olarak artış içerisinde şu aralar. Baktığımızda bizim %90'ın üzerinde sadece bir günde açık arttırma içerisinde artan gayrimenkullerimiz var. Fiyatı artan gayrimenkullerimiz var. Evet. Baktığımızda kimsenin bir yıl beklemesine gerek kalmıyor %90'da. Ama buradaki fiyat aslında yeterli bilgiye sahip alıcı adaylarının vermiş olduğu rekabetçi teklifler sayesinde oluşuyor. Böylece baktığınızda da kimsenin fırsatçılık yapmasına gerek kalmıyor. Çünkü zaten gayrimenkulün nasıl olsa pazarlık yapacağız diye biz şimdiden şişirelim dediğiniz zaman insanlar aslında artık bu şişkin fiyatlarla uğraşmak istemiyor. Bu konuda ciddi bir bıkkınlık var. Evet, stoğumuz az. Özellikle konut bulmak kolay değil. Bu anlamda satıcıların avantajlı olduğu bir dönem gibi gözüküyor. Ama işte gördüğünüz gibi işte bu 65 bin kişi ve belki daha fazla baktığınızda bir sürü fırsatçı foyası meydana çıkıyor baktığınızda. Bizim de iddiamız şu, ben de bunu internette yazdım. Ya kimsenin böyle fiyatlarını anlamsızca şişirmesine gerek kalmıyor. Çünkü gelip tapu.com'da malını, gayrimenkulünü satanlar zaten fiyatlarının rekabetle yükseldiğini görüyorlar. Böyle baktığınız noktada da şu son dönemde açık ihale ortamında biz ciddi bir şekilde rekabeti ilerlettiğimiz için en sonunda şöyle bir yönteme de vardık. Özellikle arsa ve tarlalarda bu yöntemi kullanıyoruz. Biz diyoruz ki 1 liradan başlıyor tekliflerimiz. Ve bu 1 liradan başlayan tekliflerde 200 kişinin katılımıyla 200 tur tekliflere varan ciddi anlamda bu gayrimenkulün fiyatı rekabetçi tekliflerle belirlenmiş oluyor. Ve bu herkesin önünde gerçekleşiyor. Bu noktada tabii izleyicilerimiz şunu sorgulayabilirler. Ya bu teklifleri kim veriyor? Bizde teklif verebilmek için ödeme almamız gerekiyor.
Yani bu da taşınmaz ticareti yönetmeliğinin bize izin verdiği ölçüde aracılık hizmet bedelimizi biz her teklif verenden önce alıyoruz. Ondan sonra ise bu açık arttırmanın sonucunda kazanan teklif sahibinden tahsil ediyoruz. Kazanamayan tüm tekliflerin sahiplerine bütün bu hizmet bedelini iade ediyoruz. Bu da baktığınızda aslında sistemin denge ve denetim mekanizmasını oluşturuyor. Yani birilerinin gelip hariçten gazel okuyarak tabiri caizse canı sıkılanın burada fiyatları şişirmeye yeltenmemesi için, hatta buradaki gayrimenkul satışının şeffaflığına herhangi bir şekilde kusur gelmemesi için biz herkesin önüne eğer burayı almak istiyorsan hizmet bedelini peşinen ödersin şeklinde bir ciddiyet sınama engeli koyuyoruz. Ve bu ödemeyi yapan herkesten aslında herkese teklif verme şansı veriyoruz. Bu tekliflerin ciddiyetini de bu şekilde sağlıyoruz. Çünkü esasen bir kişi kazandığında eğer hakikaten gidip tapuya bu tapuyu devralmak istemiyorsa o zaman aslında başkalarının almasını engellemek dolayısıyla aslında bu hizmet bedeli o kişinin cezasını oluşturuyor. Bir yaptırım oluyor denge denetim mekanizmasında. Ama eğer o kişi kazanan kişi zaten bizimle beraber tapu devrine kadar işlemlerini sürdürecekse o da bizim zaten bu noktadaki yasal hizmet bedeli hakkımız oluyor baktığınızda. Sistemi biz bu şekilde tasarladık ve evet, alıcılarımızın gerçekten bilgi ve fiyat şeffaflığı içerisinde güven ortamından kastım da parasını kaptırmadan, yani gayrimenkul adına parasını kaptırmadan. Çünkü biliyorsunuz bugünlerde vatandaşlarımızı uyarmamız gereken bir diğer konu, kiralık konut kolay bulunamadığı için hemen bir 5000 lira kaparo yollayın, ilanı sizin için kapatıyorum, sizi bekliyorum gibi çok ciddi dolandırıcılık konuları da artmış durumda. Doğru. Bugün baktığınızda. Dolayısıyla esasen bu kaparo yolsuzluğu dediğimiz konuların da önünde duran bir sistemimiz var bizim. Çünkü biz çok net bir şekilde aslında alıcıyı koruyoruz. Alıcıyı bilgi şeffaflığıyla yanlış karar vermemesi için her türlü kusurunu ortaya çıkartaraktan değerleme raporu bazıyla ona bir destek oluyoruz. Onun dışında da fiyat şeffaflığını açık ihale ortamımızda sağladığımızda aslında bence bu kadar mal, bu kadar para vermeliydik, vermemeliydik, pahalı aldık, ucuz aldık tartışmasını bitiriyoruz. Yani tapu.com'dan gayrimenkul alımını başlatan kişiler aslında geceleyin rahat uyuyorlar. Çünkü o malın ederi onların gözünün önünde gerçekleşiyor baktığınızda. O kişi teklifini arttırıyorsa onunla gideceğiz tapuya, arttırmıyorsa son teklifi veren kişiyle gideceğiz tapuya. Bu kadar net bir fiyat şeffaflığımız var baktığınızda. Biraz uzattım bu kısmı. Daha sektörü... Güzel anlattınız. Çok iyi özetlediniz. Tapu.com'un varlık sebebini aslında tam da bugün kıymetini çok da daha net anlıyoruz. Çünkü biz neredeyse yetişemiyoruz zaten. Biz devamlı ekibi büyütüp işe alımlar yapıyoruz baktığınızda. Çünkü konuta gerçekten talep artmış durumda. Zaten fiyat artışlarının temel sebebi de bu. Şimdi böyle bir durumda zaten biz de bu talebe yetişmeye çalışıyoruz baktığınızda. Evet. Peki kiralama konusunda da aynı şekilde hizmet veriyor musunuz yoksa sadece alım satım konusunda mı yürütüyorsunuz faaliyeti? İyi ki sordunuz bu soruyu çünkü biz kiralama hizmetine yaklaşık 6 ay önce başladık. Yeni başladınız yani. Evet, güzel. İyi ki sormuşum. Bunun sebebi de şu. Biz aslında kurumsal portföylerin üzerine, kurumsal portföylerden kastım da çoğunlukla ülkemizde ihtiyaç fazlası gayrimenkulünü satmak isteyen kurumlarla biz işe başladık. Bunun da sebebi hani tek sözleşmeyle yüksek adetli portföye ulaşabilmek için basit bir lojistik sebepten dolayı biz bunu böyle başladık. Ama bunun dışında biz şu anda bireylerin de gayrimenkulünün satışını yapabilmek için İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de tecrübeli danışmanlardan
aslında bir iş ortaklığı modelinde birlikte çalışarak bireylerin de gayrimenkullerini gidip sözleşmelerini alarak, yer göstererek satışlarını kolaylaştırabileceğimiz ve bu bireylerin de aslında hiçbir ödeme yapmadan, satıldığı zaman bile satıcıların hiçbir ödeme yapmadan bizden gerek fiyat değerlemesi, pazarlama, telefonları yanıtlama ve yer gösterme gibi aslında satıcının, mesela eğer çalışan bir kişi ise satıcının vakit ayırmasının zor olduğu konularda hiçbir ücret almadan biz satıcılara da satış ve kiralama hizmeti veriyoruz. Bunu da İstanbul ve Ankara'da biz buna başladık. Şimdi İzmir'e de açılıyoruz. Bu üç büyük ilimizde başladık. Bu danışmanlarımızla beraber sadece satış hizmeti değil, kiralama hizmeti de vermeye başladık. Dolayısıyla bugün bireylerimiz bize sadece satılık gayrimenkullerini değil, artık kiralık gayrimenkullerini de teslim edebiliyorlar. Güzel. Şimdi kiralamada yine benzeri yöntemi kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani satışta kullandığınız yöntemin bir benzerini. Şöyle düşünün, Etiler'de bir 2+1 bir daire var. Sahibi yan taraftaki dairenin fiyatına bakarak kendi fiyatını saptıyor. Diyor ki yan taraftaki daireyi 18 bin TL'ye verdiler. Benimki ondan daha güzel, daha bakımlı, daha tefrişi iyi. Dolayısıyla benimki 25 bin lira eder dedi. Tamamen afaki fiyatlardan bahsediyorum. Yani öngörülebilir şeylerden bahsetmiyorum. 18 bin lira, öbürü 25 bin lira istiyor. Şimdi bu durumda siz ilana çıktığınızda, ekspertiz ettiğiniz değerin üzerinde olduğunu da gördüğünüzde ki bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bizim gayrimenkul değerleme uzmanımız dedi ki burası en fazla 20 bin lira eder ama siz 25 bin istiyorsunuz deyip ilana koyuyor musunuz, yoksa ona dönüp diyor musunuz ki ilana koyacağız ama bu fiyattan koymamız lazım gibi bir yaklaşım sergiliyor musunuz? Çok güzel bir soru. Biz aslında olmayacak duaya amin demek istemiyoruz. Ne demek istiyorum? Bugün biz satıcılarımıza açık açık şunu diyoruz. Ya siz fiyatı kendiniz yükseltmeyin. Zaten bizim piyasamızdaki rekabetle bu piyasa değerini buluyor. Siz bunu yükselterek aslında buradaki rekabeti ve fiyatın gerçekten yükselme ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla lütfen fiyatları anlamsızca şişirip gelmeyin. Zaten biz bunu ciddi bir anlamda değerleme sürecine tabi tuttuğumuz için siz değerinde, hatta rekabeti oluşturmak için bir miktarda değerinin altında bunu satışa sunalım. Zaten piyasamız ve rekabetimiz bunun fiyatının değerini bulmasını sağlıyor. Şimdi bu noktada tam da sizin sorunuzun net cevabını vermiş olayım. Eğer biz satıcı adaylarımızla fiyat beklentisi konusunda belli marjların ötesinde anlaşamıyorsak, o zaman zaten bu gayrimenkulü satışa veya kiraya kabul etmiyoruz. Güzel. Bu anlamda da tekraren altını çizmek istiyorum. Olmayacak duaya amin denmez misalinde zaten şişirilmiş fiyatları çözmeye çalıştığımız iş modelinde tekrardan biz de o şişkin fiyat tuzağına düşmüyoruz baktığınızda. Evet. Şimdi bir başka soru soracağım. Bu defa arsa değerlemesiyle ilgili, arsa satışıyla ilgili. Arsa ile gayrimenkul arasında ya da gayrimenkul kiralama arasında büyük bir fark var. Çünkü gayrimenkul değerlemede kriterler son derece belli. İşte Vatan Caddesi'nde belediye binasına, Fatih Belediyesi'ne komşu bir bölgede ekspertize ediyorsunuz. Diyorsunuz ki burada fiyatlar şu, kiralama fiyatı aylık 18 bin lira 2+1, tabii aynı efsafta olması lazım. Zaten değerleme böyle yapılıyor. Ya da satış fiyatı da en fazla ne olabilir? İşte 3,5 milyon TL diyorsunuz ve ona göre şeye çıkıyorsunuz. Bu belli çünkü orada bir değerleme yapılma imkanı var. Yan tarafa bakıyorsunuz, arkaya, sağa, sola. Bir başka yere bakıyorsunuz, muadili olan bir semte bakıyorsunuz, aynı koşullarda olan bir siteye bakıyorsunuz. Ona göre bir ortalama fiyat buluyorsunuz. Burada anlaştık, orada sorun yok. Fakat arsada durum öyle değil. Arsada hiç ummadığınız bir arsa bir süre sonra çok pahalanabiliyor. Zaten arsa biraz piyango gibi, yani iyi arsayı alabilmek büyük bir beceri. O konuda muhtemelen bu işi yapanlar ancak çok iyi haber alıyor olabilirler.
Orada da çok emin değilim. Yapanlar da bu işi haber alamıyorlar. Çünkü borsa gibi düşünün. Mesela borsada herkes aynı tüyoyu alsa, herkes aynı hisseye yönelir. Dolayısıyla o hisse aslında istenildiği kadar fiyat almaz. Bunun gibidir. Burada da değerlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani bir arsanın hiçbir şekilde o güne kadar sağında solunda etrafında, şurada burada satılık arsa olmayan bir yerden bir arsa satmaya karar verdiniz. Değerlemeyi nasıl, hangi kriterlere göre yapıyorsunuz? Hemen açıklamaya çalışayım. Sizin de söylediğiniz gibi piyango dediğiniz aşamayı biz spekülasyon ya da spekülatif olarak niteliyoruz. Yani bunun birazcık daha günlük lisanda arsa fiyatlarını tutturabildiğine gittiği iddia edilebilir. Evet. Ancak bizim bu noktada bugüne kadar 79 ilde tamamladığımız işlemler var. 79 ilde tamamlamış olduğumuz binlerce işlemden yola çıkarak aslında biz de kendi değerleme sistemimizi ve kendi değerleme bazımızı oturtmaya başlıyoruz. Bu noktada tabii ki bazı illerdeki, ilçelerdeki işlem adetlerimizin istatistiki olarak temsil kabiliyeti çok daha yüksek, bazı illerde daha da düşük. Ancak bu noktada aslında işlem adetlerimizin artmasıyla beraber ve yurt çapına yayılmasıyla beraber 79 ildeki binlerce işlemimizden tabiri caizse yüz bularak veya destek bularak biz aslında arsa değerini oluşturmak, hakkaniyetli bir satış değeri oluşturmak noktasında kendimize olan güvenimizin arttığını paylaşabilirim. Diğer bir yandan zaten açık ihale ortamında herkesin önünde oluşan fiyatlarla da beraber eğer bizim bir değerleme noktasında yeterince bilgiye ulaşamadığımız için bir kusurumuz da varsa ya da bir eksikliğimiz de varsa bizim satış yöntemimiz olan açık arttırma zaten bunu da tamamlıyor baktığınızda. Bir diğer nokta, tekrardan bizim 1 liralık açık arttırmalarımıza bir dönmek istiyorum. Bazı tarlaların gerçekten kaç para olması gerektiği kolay kolay saptanabilir bir durumda değil. Evet. Çünkü bazı arsalar kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde olabiliyor. Ama üstündeki ağacından, meyvesinden veya işte sulu tarım arazisinde kalmasından dolayı da bir önem arz ediyor. İşte tam da bu noktada zaten biz arsa değerlemesini ya da arsanın fiyat oluşumunu tekrardan piyasaya ve aslında alıcıların rekabetine bırakıyoruz. Bu 1 liralık açık arttırma daha ziyade arsalarda kullandığımız yöntem tam da bu sebeple ortaya çıktı. Çünkü ülkemizde gerçekten çok çeşitli tutarlarda arsalar, tarlalar var. Yani gerçekten bugün 10 bin liraya bile satılık bir arsa tarla bulmak mümkün. Fakat biz 10 bin liralık arsa tarlanın kıymeti hiç kimseye çok da bir anlam ifade etmiyor. Ne demek istiyorum? Yani burası aslında pahalı mı, ucuz mu? Kimse bunu bilmiyor. Evet. Dolayısıyla da bu tarz emsal eksikliği veya değerleme açısından belirli rasyoneller oluşturma açısından bilgi eksikliği noktasında biz yine piyasaya aslında bırakıyoruz. Ve açık piyasa işlemlerimiz noktasında bu 1 liradan başlatmış olduğumuz aslında tarlanın 128 bin liraya kadar çıktığını görebiliyoruz. O zaman biz de diyoruz ki demek ki bu bugün böyle bir fiyatmış. Dolayısıyla da değerleme konusunda gittikçe yapmakta olduğumuz işlemlere güvenir olduk. Onlara bakarak biz de fiyat tayin edebiliyoruz. Ama yeterli bilgiye ulaşamadığımız noktada da rekabete güveniyoruz aslında baktığınızda. Evet, yani hiç imarın girmediği, sadece ekilir biçilir tarla olan yerlerde rekabeti öne çıkarıyorsunuz. O rekabetin bir fiyat oluşumuna yol açabileceğini düşünüyorsunuz. Evet, ben de aynı kanaatteyim. Şimdi birkaç küçük konu var, onları da noktalayalım. 5-6 dakika kadar vaktimiz olacak. Bir araştırmanız var, LinkedIn'de bir araştırma yaptınız ve arsa ve gayrimenkul fiyatlarının yukarı doğru gideceğini gördünüz. Ne kadar yukarı doğru gidecek, ne kadarlık vadede gidiyor, hangi yerlerde daha çok fiyatlar yukarı doğru gidiyor? Araştırmanın çıktısıyla ilgili birkaç şey paylaşabilirseniz bizimle. Tabii ki aslında
bir ekleme yapmak isterim. Sadece gayrimenkul fiyatlarının artmaya devam etmesi değil, artış hızının da artacağı yönünde %72'lik sektör profesyonelleri tarafından bir verilmiş oy oranı var. Evet. Burada ya bu beni şöyle şaşırttı. Çünkü buradaki artacağını görüyoruz zaten. Yani Merkez Bankası datasıyla konuşursak %90 küsür yıllık artış olan bir noktada bunun böyle bir günde bitmesi ya da sıfıra düşmesini zaten beklemiyoruz. Dolayısıyla artacağını görüyoruz. Fakat bu artış hızı biliyorsunuz enflasyonda da konuştuğumuz bir konu. Evet. Sonuçta enflasyon düşünce fiyatlar düşmüyor. Fiyatlar gene artmaya devam ediyor ama enflasyon düşünce artış hızı azalmış oluyor. Bizim buradaki araştırmamızdan dikkate değer sonuç şu, gayrimenkuldeki fiyat artış hızının artacağı yönünde bir anket sonucumuz var baktığımızda. Bunu da tabii sizin hem bir önceki haber kuşağında hem de girizgahta vermiş olduğunuz konu önemli. Şu anda bizim piyasadaki talebi karşılayamayacak noktada konut stoğu eksikliğimiz var. Konut stoğu eksikliğimizde de aslında yeterli arz olmadığında taleple beraber fiyat yükseliyor. Ha tabii ki bunun içerisinde maliyet enflasyonu var. Bir miktar bazı bölgelerde yabancıların fiyatları yükseltmesi var vesaire. Ancak esasında baktığınızda bizim yaşamış olduğumuz arz kısıtından dolayı bir fiyat artışı. Bu arz kısıtından dolayı bizim fiyatlarımız artıyor. Ama dikkat çekici olan sonuç, sektör profesyonellerimiz diyor ki bu artış hızı da artacak. %72 sonuç bu. Bence gayet net bir sonuç. Yani 4 kişiden evet. 3 kişi fiyat artış hızının artacağına inanıyor. Evet. Şimdi biraz önceki arsa müzayede meselesiyle ilgili bir izleyicimiz bir soru soruyor. Diyor ki, 1000 liradan bir arsayı satışa sundunuz ve sadece bir kişi geldi. O da 1000 lirayı verdi. Bu durumda veriyor musunuz arsayı yoksa fiyatın yeniden teşekkür etmesi, yeni alıcılar gelmesi için bekliyor musunuz? Şimdi çok güzel bir soru. Bizim arsayı veriyor muyuz konusunda aslında o karar bizim haddimize düşmüyor. Çünkü tabii satıcı ama satıcıyı da satıcının arasında evet. da siz varsınız. Yani aracı sizsiniz. Dolayısıyla o satamadığı için size gelmiş durumda. Evet. Evet, oluşan en yüksek teklifi biz satıcıya aktarıyoruz. Satıcının bu noktada, yani burada 1000 lira tabii ki 1000 liradan çıktık, 1000 lira teklif geldi ve başka teklif gelmedi noktasında. Tabii ki bu noktada satıcının tercihi çok daha ciddi bir kıymet takdiri varsa satıcının, bizim de ekspertizimiz o yöndeyse, zaten baktığınızda satıcı bu teklifi onaylamıyor. Satıcı bu teklifi onaylamadığı zaman, o zaman bu ihale, başarısızlıkla sonuçlanmış oluyor. Herkese parası iade ediliyor. Burada kazanan yok. Çünkü satıcı bir kazanan teklif onaylamadı. Satıcının kazanan teklif onaylamadığı zaman o zaman bizim ihalemiz başarısız sonuçlandığı için biz oradaki bir kişiye de bile olsa veya satıcının onaylamadığı her türlü fiyat teklifine kadar getiren her türlü kaç adet kişi varsa da herkese iade hizmet bedelini sunuyoruz. Evet. Ve bu aslında bu ihale ile beraber bu ihale başarısızlıkla sonuçlanıyor. Peki. Fakat bu tabii şöyle bir nokta var. Biz burada portföylerimizi hani teklifsiz sonuçlandırmak ya da yeterli teklife ulaştıramamak noktası mesela geçtiğimiz senelerde oluyordu. Ancak son birkaç cümlenizi rica edeceğim. Süremizin sonuna geldik, açtık hatta. Tabii ki. Özellikle bu geçtiğimiz senenin son çeyreğinden beri, yani Eylül-Ekim aylarından beri yaşadığımız bu çok ciddi talep artışında, sadece konuta değil, arsaya, tarlaya da, ticari gayrimenkule de, bütün bu artışın içerisinde burada piyasamızda oluşan rekabette başarısız ihale oranımız çok nadir, çok istisna olmaya başladığını gururla söyleyebilirim. Peki, kolay gelsin diyoruz size Emre Bey. Emre Erşahin'le konuştuk, Tapu.com kurucu ortağı. Şimdi çok kısa bir ara.
Evet, esas itibariyle şirketleri konuşacağız ama KOBİ odaklı şirketlere bakacağız. Pandemi sürecinde KOBİ odaklı şirketler acaba finansmana erişimde ne gibi güçlükler yaşadılar ki yaşadıklarını biliyoruz. Ayrıca yine pandemi sürecinde ihracat ithalat konusunda da KOBİ'lerin cesaretlendirilmesi, KOBİ'lerin teşvik edilmesi konusunda neler yapılabilir? Bir pandemi dosyası çıkaracağız şimdi sizinle birlikte. Venova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert şu anda Skype hattımızda. Erdinç Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Ben de gayet iyiyim. Çok harika. Peki, net 13 dakika vaktimiz var. Hadi zorlarsak 14 diyelim. Tabii. Hem biraz Venova'dan bahsetmenizi rica ediyorum. Hem de pandemi sürecinde neler yaptınız, ne tür çalışmalar yürüttünüz onlardan bize söz etmenizi rica ediyorum. Buyurunuz. Şöyle, Ali Bey ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ben savunma ve havacılık sektöründe iş hayatıma başladım. Büyük şirketlerden bir tanesinde başladım. Ve yaklaşık 12 sene boyunca çalışma şansı buldum. Son 2,5 senesinde Asya Pasifik bölgesinin iş geliştirme ve satış yöneticiliğini yaptım. Bu sayede aslında iş geliştirme ve satışla, ihracatla tanışma şansım oldu. Sonrasında yönetim danışmanlığı sektörüne geçtim ve yine global anlamda en büyük yönetim danışmanlık şirketlerinden bir tanesinde 2,5 sene boyunca çalışma imkanı buldum. Sonrasında yeniden savunma ve havacılık sektörüne geçip üst düzey yöneticilik yaptım ve 1,5 sene önce de kendi yönetim danışmanlığı şirketim Venova Consulting'i kurdum. Biz de aslında baktığımızda pandemi döneminde kurulmuş bir KOBİ'yiz. Bu anlamda aslında pandeminin etkileri bizi de etkiledi doğal olarak. Ama genel anlamda yönetim danışmanlığı hizmeti sunan, ihracat, pazarlama, strateji, insan kaynakları danışmanlığı sunan bir firmayız. Ve şu anda ekibimizle ve çözüm ortaklarımızla birçok holding seviyesinde ve KOBİ seviyesinde şirkete hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, peki KOBİ'lere gelelim. KOBİ'lerle ilgili olarak finansmana erişim sorunları var. Hala devam eden sorunlar olduğunu düşünüyoruz bunun. Nasıl bir çözüm formülü üzerinde çalışmak gerekir ki KOBİ'ler finansmana kolay ulaşabilsinler? Şöyle söyleyeyim Ali Bey, öncelikle pandemi dönemi KOBİ'leri cidden çok etkiledi. En çok etkilediği aslında sektör küçük ve orta büyüklükteki işletmeler oldu. Ben bunu da dalgalı bir denize benzetiyorum. Dalgalı bir denizde küçük yatlar, küçük tekneler her zaman çok daha fazla etkileniyor. Batan büyük gemi olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ya da ayakta kalan küçük tekne de olabiliyor. Ama baktığınızda genel anlamda en çok etkilenen küçük tekneler oluyor. Böyle baktığınızda KOBİ'lerin de bu pandemiden etkilenmesi çok doğal ve beklenen bir şeydi. Bundan sonra ne yapılması lazım? Bence bundan sonra pandeminin etkisi hala devam ediyor. Hala tam anlamıyla geçmiş değil. Ve ciddi anlamda stratejik bir hamle alınması lazım. Hamle yapılması lazım. Stratejik önlemler alınması lazım. Bundan kastım da şu. Öncelikle KOBİ'lerimiz şu anda dediğim gibi pandeminin etkisini hala atlatamadı. Ve bununla birlikte çok hızlı, çok acil, hemen ihracat yapmalıyım, hemen satış yapmalıyım baskısıyla baş başa kaldı. Ama bu çok daha tehlikeli. Çünkü şundan dolayı tehlikeli, siz düzgün bir stratejiniz yoksa, üstünde düşünmediyseniz, aksiyon planını oluşturmadıysanız, hemen aksiyona geçmeye çalıştığınızda ne yazık ki başarılı olma ihtimaliniz düşüyor. Bu nedenle benim size verebileceğim cevap şu, öncelikle stratejik olunması lazım. Biz mesela danışmanlık yaptığımızda ilk başta KOBİ'nin mevcut konumunu analiz ediyoruz. İhracata yönelik yapıyorsak, ihracatta şu anda ne aşamada? Yapabildi mi, yapamadı mı? Yapamadıysa neden ihracat yapamadı? Ekibi ne düzeyde? İşte İngilizce bilen bir ekibe sahip mi? Ya da ekibi yeterince ihracat yapabilecek kapabiliteye sahip mi gibi ilk başta analiz yapıyoruz. Daha sonra bu analizi yaptıktan sonra da aslında ana stratejinin ortaya konulması, çizilmesi lazım. Ana stratejiden kastım da şu, bu firma hangi bölgeye, hangi ülkelere odaklanacak? Odaklanırken nasıl bir stratejiyle gidecek? Aslında baktığınızda atıyorum 3 tane ülke seçtiniz 3 farklı kıtadan. Almanya'ya gittiğiniz yöntemle Vietnam'a gittiğiniz yöntem aynı olamaz. Bu nedenle öncelikle ülke seçimi, daha sonrasında o ülkeye hangi stratejiyle, hangi kanalla gideceksiniz ve daha sonra da buna özel aksiyonların detaylı bir şekilde tanımlanması ve tanımlanan aksiyonlara göre yol alınması bizim zaten danışmanlıkta da hep tavsiye ettiğimiz ve KOBİ'lerin hayatta kalması için, finansallarını düzeltmesi için alması gereken en önemli adımlardan bir tanesi. Çok güzel anlattınız. Şimdi biraz önce verdiğiniz örnek önemli. Yani Kolombiya'ya giderken başka, Vietnam'a giderken başka, keza Hollanda'ya giderken başka, Kenya'ya giderken başka. Yani her ülkenin kendine özgü koşullarına göre uyarlı bir sistematik geliştirmesi lazım. Özellikle ihracat için söylüyorum. Şimdi KOBİ'ler
Erdinç Bey, sizin de bildiğiniz gibi yani Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturuyor. Çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ancak KOBİ'lerin en büyük sıkıntısı ihracat yapabilme yollarını öğrenme konusunda. İç üretimi çok iyi yapıyorlar, çok başarılı. İç piyasayla ilgili sorunları yok. Fakat ihracat deyince onların gözünde çok büyüyor. İhracat bir böyle hani kaftanın arkasındaki deve öldürmek kadar zor geliyor bazı KOBİ'lere. Oysa çok basit olduğunu işte siz biraz önce söylediniz. Nasıl bir yol izlemeliler ki her KOBİ aynı zamanda bir ihracatçı olabilsin? Yani sadece iç pazara dönük bir üretici konumundan çıkıp bu aynı zamanda riski yayması bakımından da önemli. Çünkü iç pazar çöktüğü zaman KOBİ çöker. Ama hem dış pazarınız hem iç pazarınız varsa iki yönlü avantajınız ortaya çıkıyor. Hem kurdan daha az etkileniyorsunuz. İşte dövizin gelirinizin önemli bölümü dövizle sağlanıyor. Bir bölümü TL ile sağlanıyor. Bu hesapları yaparken mesela KOBİ'lere nasıl bir reçete sunuyorsunuz? Çok güzel özetlediniz Ali Bey. İhracatın özellikle neden önemli olduğunu. Ve aslında şunu da söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde KOBİ'lerin yaptığı ihracat çok da azımsanacak bir seviyede değil. Yani genel anlamda baktığımızda bütün ülkenin yaptığı ihracatın yaklaşık %30'u, %35'i KOBİ'ler tarafından sağlanmakta. Evet. Bu da baktığınızda aslında iyi bir KOBİ ihracatı da olduğunu gösteriyor. Yani toplamda şöyle söyleyeyim size, geçtiğimiz sene 230 milyar dolarlık bir satış yapıldı yaklaşık ülkemiz adına. Bunun 80 milyar dolarlık kısmı KOBİ'ler tarafından yapıldı. Yani KOBİ'ler aslında çok da sıkıntı yaşamıyor ama iyi bir mekanizmayla, daha iyi adımlar atarak, daha uygun adımlarla çok daha iyi noktaya gelmemesi için hiçbir neden yok. Aslında az önce bahsettiğim gibi bunun için de şirkete özel mutlaka planlama yapılması lazım. Çünkü nasıl az önce siz de dediniz, ülkeye özel planlama yapılıyorsa aynı şekilde şirkete özel de planlama yapılması lazım. A şirketine sunduğunuz çözüm aynı sektörde olsa bile B şirketine hiçbir zaman uyum sağlamaz ya da uyumaz. Bu nedenle bizim yaptığımız şey tamamen şirketi analiz edip onun ihtiyacına yönelik bir çözüm önerisi sunmak. Bunda da genelde biz 4 aşama belirledik. İlk başta mevcut konumun analizi, daha sonra hedef ülke belirlenmesi ki bizim bundaki düşüncemiz maksimum 5 tane hedef ülke olmalı. Evet. Bu şu anlama gelmiyor. 5'ten daha fazla ülke ihracat yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki 30 ülkeye, 50 ülkeye ihracat yapılması mümkün. Ama hedef ülke sayısı bizce 5'le kısıtlı olmalı. Daha sonra bu hedef ülkeleri, 5 hedef ülkeye yönelik aksiyon planının oluşturulması. İşte bayi ile mi gidilecek, temsilci kanalıyla mı gidilecek, yoksa o ülkedeki daha büyük bir ana yüklenicinin alt yüklenicisi olarak mı gidilecek? Bunun detaylı olarak analiz edilip ülke bazlı stratejinin çizilmesi lazım. Bundan sonra aksiyona geçilmesi lazım. Yani bizim hep karşılaştığımız sıkıntı şu, bir şirkete gittiğimizde özellikle KOBİ ölçeğinde hep bize söylenen konu şu, biz ihracat için geçen sene adım attık, ciddi de bir maliyete katlandık ama bir sonuç elde edemedik. Üstüne düşünüldüğünde, konuştuğumuzda hep gözlemimiz şu oluyor. Aslında sıkıntı şu, strateji olmadan, herhangi bir aksiyon planı olmadan adım atılmış. Bir tanıdığı demiş ki, X ülkede potansiyel çok fazla, X ülkeye git demiş. Ve o şirket de 5-6 defa o ülkeye işte toplantıya gitmiş, teklifini iletmiş. Ama herhangi bir strateji yok, aksiyon planı yok. Öyle olunca da gidilmiş, gelinmiş. Ve aynen sizin geldiğiniz noktaya geliniyor. Ondan sonra diyorlar ki biz KOBİ olarak ihracat yapamayız zaten. Bizim zaten boyumuzu aşıyor. Ama sıkıntı şu, bir aksiyon planı yok, bir strateji yok. Onun için biz diyoruz ki çok da acele etmemelisiniz. Hemen 2 ayda ihracat yapmalıyım, 3 ayda hemen işte Almanya'ya, Avusturya'ya satış yapmalıyım gibi düşünmemelisiniz. Öncesinde bir düşünün, kendinize zaman tanıyın. Daha sonra zamanla zaten o strateji oluştuktan sonra emin olun ki çok daha büyük montanlı ihracat yapma potansiyeliniz olacak. Evet. Son sorum, son 3,5-4 dakikamız. Onu da KOBİ'lerin online ticaret becerilerine ve bilişim altyapılarına ayırmamız, yani teknolojik altyapılarına. Orada da büyük eksikleri var ve tabii ki sizin gibi şirketler işte bu konuda yol gösterici olabiliyorlar. Ne öneriyorsunuz KOBİ'lere online ticaret ve bilişim altyapısının örgütlenmesinde, oluşturulmasında? Kesinlikle çok haklısınız. Hatta ben şöyle bir gözlemimi de ileteyim. Bizim yaptığımız gözlemlerde şunu anladık. KOBİ'lerin %98'inden fazlasının bir ihracat stratejisi yok. Ve aynı zamanda %80'inden fazlası ihracat odaklı bir satış yapılanmasına geçmemiş. Bu şu anlama geliyor. E-ticaret yapmak istiyor.
ihracat yapmak istiyor ama İngilizce web sitesi yok. Yani çok basit bir sıkıntı. Siz ihracat yapmak istiyorsanız, yurt dışına satmak istiyorsanız global dil olan İngilizceyi mutlaka koymalısınız web sitenize, e-ticaret kanalınıza. Çok basit bir şey ama bunda bile sıkıntı yaşanıyor. Ya da İngilizce bilen satış elemanı yok. Öyle olunca yani yabancılara siz satış yapmak istiyorsanız belli bir mekanizma ile gidecekseniz öncelikli olarak yurt dışı odaklı, ihracat odaklı bir yapılanmanız olmak zorunda. Bizim hep söylediğimiz şey şu, e-ticarette olsa, normal geleneksel kanalda da ticaret yapacaksanız, ihracat yapacaksanız mutlaka satış, ihracat sizin için odağınız olmalı ve aslında mantaliteniz o olmalı. O olduğunda emin olun zaten ihracat yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Ama bizdeki en büyük sıkıntı e-ticarette de o, o mantalitede değiliz. Teknik kısma geldiğimizde de teknik anlamda da ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Mesela bizim danışmanlık sunduğumuz hizmetlerden bir tanesi dijital dönüşüm danışmanlığı. Dijital dönüşüm deyince KOBİ'lerin birçoğu hep şunu diyor. Biz KOBİ'yiz, dijitalleşmemize çok da ihtiyaç yok. Evet. Ya da daha acısı şunu diyor. Biz zaten Instagram kullanmaya başladık, LinkedIn kullanmaya başladık. Biz zaten dijitalleştik. Yani dijitalleşmenin sadece sosyal medya kullanmak olduğunu düşünen KOBİ sayısı inanın çok fazla. Bu çok acı. Yani bizim değiştirmeye çalıştığımız zihniyet bu. Siz dönüşmelisiniz, dijital anlamda, teknik anlamda kendinize yatırım yapmalısınız. Ve bu sayede zaten e-ticarette ya da geleneksel yolla zaten hem satış hem ihracat yapma şansınız çok daha fazla olacak. Ama hep söylediğim şey şu, onu noktalamak istiyorum. İhracat yapmak istiyorsanız tamamen o zihniyette olmanız lazım, o vizyonda olmanız lazım ve önceliğiniz ihracat olmalı. Başka şekilde emin olun çok da kolay değil ihracat yapmak. Evet, son bir şey ve süremiz bitti ama onu da sormak istiyorum. İhracatla ilgili perspektifiniz ne? Yani geçen yıl 230 milyar dolarla kapattık. Bu yıl ne olabilir diye düşünüyorsunuz? Yani maksimumu için soruyorum, minimumunu da söyleyebilirsiniz. Tabii ki. Geçen sene tam sayı söyleyeyim 225 milyar dolarla kapattık. Bu senede hükümetimiz 250 milyar dolarlık bir hedef koydu ülkemize. Bu seneyi 250 milyar dolarla kapatmayı düşünüyor. İlk 3 aya baktığımızda da aslında tam bunu şey yapıyor, eşitliyor. Çünkü tam 3 ayda 83 milyar dolarlık bir ihracat, ilk 4 ayda 83 milyar dolarlık bir ihracat yapılmış. Bunu 3 ile çarptığında zaten tam 249 oluyor. Tam o sayıyı buluyor. Evet. Benim tahminim bu seneyi 240-270 milyar dolar bandında kapatacağımıza yönelik. Çünkü 2020 yılında ciddi bir düşüş oldu. Özellikle KOBİ'lerimizin ihracatında çok ciddi bir düşüş oldu. Yani ülkemiz mesela 2020 yılını yaklaşık %2'lik kayıpla atlattı ihracat alanında. Ki globalde bu %7-8 düzeyinde. Ülkemiz o anlamda çok iyiydi. Ama KOBİ düzeyinde baktığımızda KOBİ'lerin ihracatı %6,5 azaldı. Yani KOBİ'ler dediğim gibi ondan çok daha fazla etkilendi. Benim bu sene için düşüncem dediğim gibi 240-270 milyar dolar bandı. Ve yine yaptığımız analizlerde şöyle bir gözlemimiz oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde yani 2026 sonunda büyük ihtimalle 500 milyar dolar seviyesine ulaşılabileceğini düşünüyoruz biz. Ama iyi bir stratejiyle, iyi bir yapılanmayla, o vizyonun ve mantalitenin değişmesiyle. Evet, yani medyan 250 milyar dolar gibi gözüküyor. Çok teşekkürler evet, Erdinç Bey. Evet. Benova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert'le konuştuk. Şimdi reklam ediyoruz.